Merhaba, ben Eren Efe. Size çiçekli bir bitkinin büyüme ve gelişme süreci hakkında bilgi vereceğim. Canlılar neslerini devam ettirebilmek için üreyerek kendilerine benzer yeni canlılar meydana getirir. Üreme genel olarak iki şekilde gerçekleşir. Çoğalmak için erkek ve dişi bireylere gereksinim duyulan üreme çeşidine eşeli üreme, tek bireyden genetik olarak birbirinin aynısı olan bireylerin oluştuğu üreme çeşidine eşeysiz üreme de verilir. Şimdi asıl konumuza geçelim. Bunun için öncelikle çiçekli bir bitkinin üreme yapısına bakacağız. Şekilde de görüldüğü gibi bir çiçekte taç yaprak, tohum taslağı, çiçek tablası, çiçek sapı, çanak yaprak, sapçık, başçık, tepecik, dişicik borusu, yumurtalıktan oluşur. Taç yaprak renkli ve kokulu yapraklardır. Kokusu ve rengi hayvanları kendisine çeker. Çiçek tablası, taç çanak yaprak üreme organlarının üzerine dizildiği bölümdür. Çiçek sapı, çiçeğin bitki gövdesi ile birleştiği kısımdır. Çanak yaprak, çiçeğin tomurcuk halini dış etkilerden korur. Çiçekte iki adet üreme organı vardır. Erkek üreme organı ve dişi üreme organı. Erkek üreme organı sapçık ve başçıktan oluşur. Sapçığın görevi başçığı taşımaktır. Başçığın görevi ise çiçek sazlarının yani polenlerinin bulunduğu kısımdır. Polenler erkek üreme hücrelerini içerir. Dişi üreme organı tepecik, dişicik borusu ve yumurtalıktan oluşur. Tepecik, polenlerin dişi üreme organına yerleştiği ilk kısımdır. Yapışkan bir yapıdadır. Dişicik borusu, polenlerin tepecikten yumurtalığa taşındığı borudur. Yumurtalık, içinde bir veya birkaç tane tohum taslağı bulunur. Tohum taslağının içinde dişi üreme hücresi, yani yumurta yer alır. Çiçekli bir bitkinin üreme yapısından bahsettikten sonra büyüme ve gelişme sürecinden yani hayat döngüsünden bahsedeceğim. Tozlaşma. Tozlaşma, çiçekte bulunan erkek organdaki polenler, rüzgar, su, hayvanlar gibi etkenlerle taşınarak dişi organlara ulaşır. Bu olaya tozlaşma adı verilir. Dişi organ tarafından tutulan polen dişicik borusundan ilerleyerek yumurtalığa ulaşır. Burada yumurtalığıyla birleşir ve döllenme gerçekleşir. Döllenmiş yumurta yani zigot gelişerek embriyoya yani tohum taslağına dönüşür. Tohum taslağı bir süre sonra tohumu oluşturur. Bu sırada yumurtalık gelişerek tohum etrafını kaplar ve meyve oluşur. Meyvenin içinden çıkan tohum toprağa düştüğünde ve sıcaklık, su, oksijen gibi uygun koşullar sağlandığında çimlenmeye başlar. Çimlenen bitki hızla gelişerek yeni bitki oluşturur ve ardından olgun bitki oluşur. Bugün sizlere çiçekli bir bitkinin büyüme ve gelişme sürecini anlattım. Bir daha görüşürüz. Hoşça kalın.